Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de putperestlerin, Mekke müşriklerinin arasında onları İslam'a davet etti. Ve o 13 yıl, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 13 yılı her gün bir çilenin, her gün bir ızdırabın, her gün bir işkencenin yaşandığı, her gün bir hakarete, bir alaya maruz kaldıkları bir 13 yıldı. Herhangi bir gün yoktu ki ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir saygısızlık yapılmış olmasın veya herhangi bir mümine bir işkence ve eziyet yapılmış olmasın. Ve Mekke müşrikleri gün geçtikçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve etrafındaki bir avuç mümine her türlü düşmanlığı arttırarak devam ettiriyorlardı. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kabe'nin önünde namaz kılıyordu, tek başına kılıyordu. Secdeye kapandı, tam secdedeyken Ebu Cehil getirdi, pis bir hayvan işkembesini Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına koydu, başına koydu. Düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını secdeden kaldıramadı, sırtında, başında o pis hayvan işkembesi bulunduğu için. Uzun bir süre secdede durdu, bir türlü kalkamıyordu secdeden. Nihayet Hazreti Ebu Bekir o sırada hareme geldi. Geldi, direkt koştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtındaki, başındaki o pis hayvan işkembesini kaldırdı ve döndü. Sonra o Mekke müşriklerine dedi ki, Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı öldürecek misiniz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Hiçbir şekilde mukabele etmedi Mekke müşriklerine. Başını önüne eğdi ve Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin avlusundan çıktı gitti. Nihayet artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mani olamayacaklarını anlayınca Mekke müşrikleri Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Dediler ki onu öldürelim. Onu öldürürsek bu iş kökten kapanır. Yoksa başka türlü bizim Muhammed'i susturma veyahut durdurma imkanımız yok dediler. Kardeşler, Mekke müşrikleri aralarına bir anlaşma yaparlar. Her kabileden bir kişinin katılacağı bir grup kurarlar ve bu grup Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yatağında yatarken evi basacak, hepsi beraber hançerlerini, mızraklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saplayacaklar. Böylece onlara göre Haşim oğullarından, tabi Hazreti Resulullah'ın da ailesi, aşireti, Mekke'de etkili geniş bir aile. Nihayette Mekke müşriklerinde, Mekke halkında, Kureyşlerde belki din, iman önemli değildi ama onlarda aile, soy, aşiret bağlılığı ve kendilerine göre kibir ve gurur önemliydi. Bunlar bu yüzden ileride Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte akrabaları tarafından bir düşmanlığa hedef olmamak için böyle bir çözüm buldular. Onların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu planladıkları gece Allahu Teala Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hicret emrini verdi. Yanına arkadaşını al ve Mekke'yi terk et dedi. Yani Mekke'de artık yaşama imkanı kalmamıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl ki Mekke'de yaşayan müminlere yaşama hakkı ve imkanı tanınmadığı gibi. En son hedef artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı ve Yüce Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hicret emrini verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evin etrafını sarmış olan müşriklerin gözlerinin önünde gecenin karanlığında yürüyerek çıkıp gitti. Allah gözlerini kör etti. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremediler. Evi bastıklarında da yatağın örtüsünü kaldırdıkları an yatağın içerisinde yatmış olan Hazreti Ali'yi gördüler. Tabii ki Hazreti Ali'nin büyüklüğü az bir büyüklük değildir. Bütün o hücumların hedefi haline gelmekten hiç çekinmeyerek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine Resulullah'ın yatağına uzanmıştı. Mekke'yi terk etti. Hicret. Kardeşler, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ettiği gün iki yerde bayram vardı. Bu çok büyük bir ibrettir hepimiz için. Bütün Müslümanlar için bir ibrettir. Mekke halkı bayram ediyordu. Muhammed'den kurtulduk ve bitirdik bu işi diye. Medine'de de bayram vardı. Allah'ın Resulü Seniyyetül Veda'dan gelip Medine'yi teşrif edecek, Medine'ye teşrif edecek, Medine'yi şereflendirecektir. Fakat tabii ki hicreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi terk ettiğini haber alır almaz Mekke müşrikleri tabiri caizse insan avcılarını
takipçileri, iş sürücüleri Hazreti Resulullah'ın başına ödül koyarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ardına salıverdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşine düşenlerden birisi de Süraka isminde bir savaşçıydı. Hem savaşçı, hem takipçi, hem iş sürücü. En yakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu en rahat ve doğru şekilde tespit eden kişi bütün peşine düşenlerin içerisinde bu Süraka idi. Süraka izleri takip ettiği ve nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ebubekir'i gördü. Onları yakaladı yani. Onlara doğru atını sürerken atın ayakları birdenbire kuma gömüldü Süraka'nın. Süraka halbuki çok iyi bir binici. Attan indi, atın ayaklarını zorla kumdan çıkardı. Tekrar, halbuki kum, hiçbir şekilde yer sert, yumuşak değil, bataklık yok, hiçbir şey yok. Tekrar atını onlara kavuşmak, onları yakalamak üzere dört nana sürerken atın ayakları tekrar birdenbire kuma gömüldü. Bu üç defa olunca Süraka durdu. Bunun normal bir şey olmadığını anladı. Ve ya Muhammed, beni bekler misin, seninle konuşmak istiyorum dedi. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık Süraka'yı beklediler. Süraka nihayet bu sefer yavaşça bir şekilde atından inmiş, yürür bir vaziyette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Dedi ki ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün. Sana iman etmek için seni durdurdum. Benim başıma gelen bu hadise benim gibi usta bir binicinin, usta bir silahşörün yaşayacağı bir olay değil. Her seferinde atımın ayakları kuma gömüldü. Bataklık ve hiçbir şey olmadığı halde atım senin üzerine gelmedi. Bunun üzerine ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Beni imanla şereflendir ya Resulullah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kelime-i şehadeti getirdi ve bir cümle sarf etti. Bu cümleyi unutmayın. Döndü ya Süraka dedi. Ben de seni Kisra'nın bilezikleriyle müjdeliyorum dedi. Ben seni Kisra'nın bilezikleriyle müjdeliyorum. Mekke terk edilmiş. Mekkelilere göre Muhammed ve arkadaşların işi bitmiş. O küçücük topluluk Mekke'de boğulmuş, bu iş sonuçlandırılmış, artık İslam'ın kökü kazınmıştı. Böyle bir günde Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peşine düşen fakat Müslüman olan iş sürücü Süraka'ya seni Kisra'nın bilezikleriyle müjdeliyorum diyordu. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde iki tane çok büyük devlet vardı. Yani bugünkü tabiriyle bugünün süper devletleri. Bunlardan birisi Rum Krallığı'ydı. Heraklis'in başında olduğu Rum Krallığı. Öbürü de Kisra'nın başında bulunduğu Sasani Krallığı. Yani Pers İmparatorluğu. Bunlar iki süper güçtü. Ve Pers Krallığı'nın, yani Kisra'nın hazineleri dünyada meşhurdu. O hazinelerin peşine nice devletler, nice krallar, nice imparatorlar düşmüş, ele geçirememişlerdi. Savaşla yıkamamışlardı Pers krallığını. Ve Kisra'nın hazineleri içerisinde en meşhur, dünyada herkesin dilinde dolaşan da Kisra'nın bilezikleri. O kadar muhteşem, o kadar azametli, o kadar büyük bir mücevher ve zenginlik ki Kisra'nın bilezikleri herkesin dilinde bir efsane. O gün, hicret günü, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evini ve şehrini, çok sevdiği şehirlerin anası Ümmül Kura Mekke'yi terk ettiği gün, terk etmek zorunda kaldığı gün, artık kendi öz vatanında yaşama imkanı bulmadığı gün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Süraka'ya dönüyor ve seni Kisra'nın bilezikleriyle müjdeliyorum diyordu. Nihayet Medine'ye varmak, Medine'de yeni bir hayatın kurulması, Medine'de tabiri caizse ilk İslam devletinin temelinin atılması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevresindeki, yakınındaki insanları İslam'a davet ettiği gibi sevgili kardeşlerimiz, o zaman dünyada mevcut olan meşhur ülkelerin ve devletlerin kralları da İslam'a davet etti. Ve her birine birer mektup gönderdi. Mektuplarının başında Allah'ın Resulü Muhammed'den, mesela Rum Kralı Heraklis'e, Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi'ye, Allah'ın Resulü Muhammed'den Pers Sasani Devleti'nin kralı olan Kisra'ya diye, İskenderiye Patriği Mukavkıs'a diye, o dönem meşhur olan, tanınan çevredeki devletlerin hepsinin reislerine Hazreti Peygamber İslam'a davet mektubu gönderiyordu.
hiçbir şey istemiyordu. Sadece siz ve tebaanız, emriniz altında bulunan insanlarla gelin, Allah'ın dinine tabi olun, gelin Allah'a ortak koşmaktan vazgeçin, Müslüman olun diyordu. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektuplarını alan elçileri, Resulullah'ın mektuplarını tek tek her biri görevli olduğu yere götürdü. Mesela Rum kralı Heraklis'in Müslüman olduğu rivayet edilmiştir. Geliyor, kendisine mektubu getiren elçinin elindeki mektubu alıp okuyor. Birkaç soru sorduktan sonra o elçinin kulağına eğiliyor. Ben şu anda Medine'de olup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarına su dökmeyi isterdim diyor. Ayaklarını yıkamayı isterdim diyor. Ve ona diyor ki Resulullah'a, Allah'ın peygamberine selam söyle. Ben bu devletin başında oturayım ama Müslüman olduğumu gizleyeyim, fakat bu devletin Müslümanlara saldırmasına da engel olayım diyor. O elçi dönüyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rum kralı Heraklis'in bu tavrını ve kararını tasvip ediyor ve ona izin veriyor. Habeş kralı Necaşi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubu kendisine ulaştığında, evet, bu İsa'yı gönderen Allah'ın gönderdiği son elçidir diyor ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Hatta sonraları Habeş kralı Necaşi bir gemi dolusu hediye Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve Müslümanlara hediye ve yardım göndermiş. Ama maalesef o gemi denizde bir fırtınaya yakalanıp batmıştı. Habeş kralı Necaşi'nin hediyeleri ve yardımı Müslümanlara ulaşamamıştı. Sonra bilahare Habeş kralı Necaşi vefat ettiğinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de onun gıyabi cenaze namazını kıldırmıştı. İşte bu mektuplardan birisi de Pers kralı Kisra'ya gelir. Kisra mektubu alır elçinin elinden, okur, sonra mektubu alıp paramparça eder, yırtar ve yere atır. Her bir elçi Allah'ın Resulüne geliyordu, gittiği yerde görevi nasıl ifa ettiğini söylüyordu. İşte Pers kralına, Sasani kralına, Kisra'ya giden elçi de gelip Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda durdu ve dedi ki ey Allah'ın Resulü, Kisra sizin mektubunuzu parçaladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından tek kelime çıktı, tek cümle. Allah da onun devletini parçalasın dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra aradan kısa bir süre geçer, Yemen o dönemde Kisra'ya, Sasani devletine bağlı bir eyaletti. Ve Yemen'in başında bir vali vardı, Bazan isminde bir vali. Tabii Kisra kendisine mektup gönderen, kendisini kendi dinine davet eden bu kişiyi merak etti. Merak etti ve kendisine karşı bir isyan olarak, bir başkaldırı olarak bunu algıladığı için Bazan'a, Yemen valisine haber gönderdi. O Hicaz bölgesinde, o Mekke Medine'de ortaya çıkmış olan o peygamber olduğunu söyleyen kişiyi derhal yakala ve bana gönder. Yani Kisra kendi yanına onun esir edilip yakalanıp gönderilmesini istiyor. Bazen çok güvendiği iki tane silah şörünü alır. Her biri iki metre boyunda birer azman gibi çok iyi birer savaşçı olan iki silah şörünü alır ve der ki karşısına, der ki siz Medine'ye gidin. Medine'de peygamber olduğunu söyleyen bir kişi var. Duyduğuma göre çok kötü biri değilmiş. Bu yüzden ona kötü davranmayın, sert davranmayın. Mümkünse ikna edin. Onu alın buraya getirin. Eğer ikna olmazsa onu tabii ki zincirlere vurun getirin der. Bu iki elçi, iki silahşör, iki savaşçı, yani Yemen valisi Bazan'ın iki silahşörü silahlarını kuşanırlar ve Medine'ye doğru yola çıkarlar. Nihayet Medine'ye gelirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sorarlar, mescitte olduğunu söylerler. Ellerinde mızrakları, kalkanları, kılıçlarıyla filan pür silah bir şekilde Mescid-i Nebevi'ye girerler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o sırada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Gelirler, direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına gelirler ve ya Muhammed derler, biz Yemen valisi Bazan'ın silahşörleriyiz, onun askerleriyiz. Seni Yemen'e, oradan da İran'a götürmek üzere emir aldık. Bu yüzden, ama bizim valimiz sana iyi davranmamızı söyledi. Sana müsaade ediyoruz. Düşün, kararını ver. Eğer güzellikle bizimle gelirsen sıkıntı yok. Beraber yola çıkar gideriz. Eğer bize karşı gelirsen seni zorla götürmek üzere görev aldık derler.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabiler de hepsi dinliyor. Resulullah'ın nasıl tavır alacağını bekliyorlar. İki tane düşünün. Pür silah donanmış iki tane silahşör, iki tane savaşçı Resulullah'ın önünde durmuşlar. Resmen onu tehdit ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyor. Diyor ki uzak yoldan geldiniz. Sizler bizim misafirimizsiniz. Buyurun istirahat edin. Bu geceyi burada geçirin. Yarın sabah konuşuruz diyor. Silahşörler peki Muhammed diyorlar. Tamam biz dinlenelim Aleyhisselatü Vesselam. Biz istirahat edelim ama seni sevdik. İyi bir insana benziyorsun. Senden ricamız bize zorluk çıkarma. Güzellikle yarın yola çıkalım. Sen de yol hazırlığını bugünden yapsan iyi olur. Sabah görüşmek üzere diyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yerde istirahate çekiliyorlar. Ertesi gün sabah yine silahlarını falan kuşanıyorlar. Atlarını, binitlerini, her şeylerini hazırlıyorlar. Mescide geliyorlar. Mescide geliyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam henüz gelmemiş. Diyorlar herhalde yol hazırlığı yapıyor bizimle beraber. Gelecek onun için belki gelmemiş olabilir. Geçiyorlar oturuyorlar bir yere. Biraz sonra sahabe diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetinden çıktı. Geldi o iki askerin karşısına oturdu. Ve iki askere çok heybetli bir şekilde döndü. Aynen şu cümleyi döndü. Yemen'e geri dönün gidin. Ve valiniz bazana söyleyin. Benim Rabbim olan Allah bu gece yarısı sizin valinizin Rabbi olan Kisra'yı yatağında öldürdü. Şaşırıp kalırlar o ikisi aşırı birden. Hemen burayı terk edin bir zarar görmeden de. Ama Allah'ın Resulüne sahabe diyor ki öyle bir heybet vardı ki o iki askerin ikisini de titreme tuttu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunda, konuşmasında öyle bir ihtişam ve vakar o anda belirdi ki her iki silahşör hemen ayağa kalktılar, geri geri koşar adımlarla çıkıp gittiler. Hakikaten birkaç gün sonra haber gelir, Kisra o gece yatağında ölmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine günleri, Medine dönemi, sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat eder. Hazreti Ebu Bekir Sıddık dönemi, sonra da Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer dönemi fütuhatın yani İslam devletinin sınırlarının en çok genişletildiği ve en şiddetli savaşların vuku bulduğu günlerdir. Kardeşler İran'la yani Sasani devletiyle Hazreti Ömer zamanında yapılmış iki büyük savaş vardır. Bunlardan birisi 636 yılında yapılan Kadisiye Savaşı'dır. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın komutan olduğu Kadisiye Savaşı'nda o günkü İran ordusu Kadisiye Ovası'na gömülür. Kadisiye İran ordusunun mezarlığına çevrilir. Hem de bir veya iki gün süren bir savaşla. Daha sonra 6 yıl sonra bu sefer Nihavend'de Numan bin Mukarni'nin komutasındaki ordu İran devletinin yıkılışının sebebi olan savaşı meydana getirir. Nihavend Pers krallığının Sasani devletinin yıkılışıdır. Nihavend'in sonunda Kisra'nın yaşayan oğulları birdenbire kendi aralarına düşerler ki savaştan sonra İran devleti paramparça olur gider. Kardeşler Nihavend savaşından sonra Kisra'nın sarayına girilir. Ve Kisra'nın bütün hazineleri alınıp Medine'ye getirilir. Sandıklar dolusu meşhur o Kisra'nın hazineleri Medine-i Münevvere'ye getirilir. İslam hukukuna göre sevgili kardeşlerimiz savaş geliri olan ganimetler Müslümanlar arasına pay edilir. Şimdi artık Kisra'nın mücevherlerinin dağıtılma günü gelmiştir. Sahabi diyor ki hepimiz mescitte toplandık. Hazine de bir yerde duruyordu Kisra'nın altınları. Hazreti Ömer radıyallahu teala geldi oturdu. Ve başladı tek tek o hazineyi oradaki Müslümanlara dağıtmaya. Eline gelen parçayı tesadüfen rastgele herhangi bir sahabiye veriyordu. O sırada Kisra'nın bilezikleri eline geçti. Tuttu Hazreti Ömer fırlattı bir tarafa. Birinin kucağına düştü. Fakat kucağına düşen kişi birdenbire hüngür hüngür ağlamaya ve feryat etmeye başladı. Herkesin gözünün olduğu şey Kisra'nın bilezikleri. O bileziklere sahip olan ağlıyor. Dönüp baktılar. Meşhur o iş sürücü Süraka. Şaşırdılar. Dediler ki ya Süraka.
En güzel ganimete sen sahip oldun. Neden ağlıyorsun diye deliklerinde vallahi diyor. Vallahi hicret günü Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları bir avuç Müslümanken Mekke'yi terk etme gününde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ben Müslüman olduğumu söyleyince Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana ben de seni Kisra'nın bilezikleriyle müjdeliyorum demişti. Sen ne kadar büyüktün, ne kadar doğru sözlüydün. Seni özlüyorum ya Resulallah, senin vaadin haktır yerine geldi diyor. Kardeşler, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah in tansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamekum buyuruyor. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve sizi sabit kıdem kılar. Bastığınız yerler size ait olur. Allahu Teala hiç kimsenin sizin ayağınızı kaydırmasına fırsat vermez. Müslüman topluluklar, mümin cemaatler, Allah'a ve İslam'a hizmet ederseniz, edersek hiç kimsenin gücü bize yetmez. Ama biz eğer Allah'ın dinine hizmet etmeyi bırakıp kendi nefislerimize, arzularımıza ve dünya menfaatimize hizmet edersek, bizim hizmetimizde, bizim cihadımızda siyaset ve ticaret ön plana geçerse Allah'ın yardımı bizden uzaklaşır gider. Siyaset bizden uzak durmalıdır. Siyaset uzak durmalı derken sevgili kardeşlerimiz, sakın bir Müslüman siyasete karşı ilgisizdir anlamında kullanmıyorum. Elbette ki biz bizden olanlara yardım etmeye devam edeceğiz hepimiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden olan emir sahipleri diyor. Bizden olan, bizim gibi namaz kılan, bizim gibi Allah'a iman eden, bizim gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, onun Allah'ın Resulü olduğunu tasdik eden, Müslümanların menfaati için çalışan sevgili kardeşlerimiz, her yönetici, her idareci, her devlet adamı bizim sevdiğimizdir. Ama benim kastettiğim o değil. Biz elbette ki bizden olanlara yardım edeceğiz. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Ama siyaset herhangi bir İslami hizmet ve tebliğ cemaatinin hedefi ve gayesi olmamalıdır. Siyaset siyasetçilerin işidir. İslam tebliğçilerin ve davetçilerinin işi değildir. İslam tebliğçileri ve davetçileri Müslüman siyasetçilere, İslam'a hizmet eden devlet adamlarına yardımcı olabilirler. Olmalıdırlar. Ama bu yani siyasi mevki ve makamları elde etmek, siyasete talip olmak sevgili kardeşlerimiz İslam tebliğçi ve davetçilerinin işi değildir. Bu bir. Bundan uzak duramamak, siyasetten uzak kalmamak, siyaseti kendi hizmet ve tebliğinin bir parçası haline getirmek bugün Müslüman toplulukların büyük bir çoğunluğunun en büyük handikapıdır. İkinci en büyük sıkıntı ticarettir. Elbette ki bir cemaatin, bir İslami topluluğun tebliğ ve hizmetle meşgul olan herhangi bir cemaatin, İslam'a hizmet eden bir cemaatin fertleri ticaret yapabilir, ticaret yapacaklardır. Esnaftırlar, memurdurlar, tüccardırlar vesaire. Ama ticaret bir cemaatin hedefi büyüme ve zenginleşme gayesi haline gelmemelidir. Bir cemaatin faaliyeti haline gelmemelidir ticaret. Eğer bu iki beladan kurtulursak hepimiz selamete çıkarız. Hepimiz sadece Allah'ın dinine hizmet etmek, sadece Kur'an ve sünnete tabi olmak, sadece insanları Allah'a ve İslam'a çağırmak, halkın parasına, emeğine göz dikmemek, dünyanın makam ve mevkiine, dünyanın zenginliklerine talip olmamak. Bizler Rabbani olmalıyız. Allah'ın dinine hizmet eden, insanları Allah'a davet eden, İnsanları tövbeye davet eden kişilerin sevgili kardeşlerimiz dünyaya bigane kalmaları gerekir. Dünya ve dünyanın taleplerinden, dünyanın ve şeytanın davetlerinden uzak kalmaları, bunlara karşı kör ve sağır olmaları gerekiyor. Size demin örnek verdiğim Allah'ın Resulü'ydü Aleyhisselatü Vesselam. Ama sadece Allah'ın Resulü değil, onun arkadaşları hepsi bu şekilde hareket ediyorlardı. Hepsi bu şekilde hareket ediyorlardı ki Allahu Teala Mekke'de ortaya bir kişiyle çıkarak başlayan o dini bugün dünyaya hakim kıldı. Bugün dünyanın en çok inanılan insanı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dünyanın en çok sevinen insanı ki onun gibi sevinen bir insan asla gelmemiştir ve gelmeyecektir.
Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmak istiyorsak, bizler hakikaten yaptıklarımızla Allah'a yaklaşmak istiyorsak, hakikaten Allah'ın bizi güçlü ve üstün kılmasını istiyorsak, siyasetin ve ticaretin, yani makam ve mevki ile paranın güç olmadığını bilmek zorundayız. Kardeşler, para hiçbir şekilde güç değil, bir tuzaktır. Dünya menfaati ve ticareti hiçbir zaman Müslümanları güçlendirmemiştir. Tam aksine Müslümanların ayaklarının kaymasına sebep olmuştur. Kardeşler, dünya mevkii ve makamı asla Müslümanlara bir şey getirmemiştir. Her seferinde o toplulukların, o cemaatlerin yoldan çıkmalarına sebep olmuştur. Holdingleşen, efendime söyleyeyim, ticaret, ekonomi vesaire ve siyasetle, devlet adamlarıyla, ilişkilerle, şunla bunla dünyalıkları ve makamları elde etmeye çalışan bütün cemaatlerin sonu mutlaka gelecektir. Onların bid'at ve hurafelerden kendilerini kurtarmaları, onların gerçekten Allah'ın dinine hizmet etmeleri, gerçekten Allah'a çağıran birer davetçi olmaları mümkün değildir sevgili kardeşlerimiz. Bu yüzden Müslümanlar bilecek ki güç ve kudret Allah'tandır. Sevgili kardeşlerimiz, İslam tarihi boyunca, bilhassa Hulefai Raşidin döneminde ve ondan sonraki dönemler içinde aynı şey geçerlidir. Müslümanlar hiçbir savaşı güçleriyle ve silahlarıyla kazanmamışlardır. İnceleyiniz, her bir savaşta 3-5 kattan tutun 40-50 kata kadar kendilerinden kalabalık olan kafir topluluklarla ve düşmanlarıyla savaşmış, bütün savaşları hepsini kazanmışlardır. Doğru oldukları sürece. Ama kalplerine hastalık, kalplerine dünya menfaati, kalplerine Allah'ın rızasının dışındaki rızalar katıldığı an sevgili kardeşlerimiz kaybolup gitmişlerdir. Etrafımızı uyaralım. Bütün kardeşlerimize bunu anlatalım. Sizden dünyalık talep edenlere yönelmeyiniz. Sizden dünyalık ve menfaat isteyen insanlar Allah'a davet eden kişiler değildir. Sizin emeğinizi kullanarak, sizin sırtınıza basarak bir yerlere gelmeye çalışanlar sizin insanlarınız değildir. Kur'an ve sünnetin dışında şeyler anlatan, Kur'an ve sünnetin dışında bir kısım vaatlerde bulunanlar Allah'ın davetçileri değildir. Allah'ın davetçileri Allah'a çağıranlardır. Allah'ın davetçileri Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a davet edenlerdir. Allah'ın davetçileri ve tebliğçileri sevgili kardeşlerimiz, hiçbir dünyalık beklemeden kendilerini Allah'a adayan ve sizi İslam çizgisine çağıranlardır. Yoksa sizi kendi hizmetlerine, kendi işlerinin peşine koşturmak, kendilerine saygı ve hürmet ve cemaati her şeyden üstün tutmak gibi sapkın anlayışlara davet edenler bizim insanlarımız değildir. Bu ayrımı Müslümanlar yapmak zorundadır. Eğer yaparsak Allah bize, hepimize Kisra'nın bileziklerini, ki Kisra'nın bileziklerinden kastım dünyanın değil sevgili kardeşlerimiz, ahiretin nimeti olan cennet ve Allah'ın rızasıdır. Bizim için, bizim gözümüzde Kisra'nın hazineleri cennettir. Bizim gözümüzde Kisra'nın bilezikleri Allah'ın razı olmasıdır. Biz artık bunların peşine düşmeliyiz. Biz dünyayı bırakıp ahirete yönelen ve Rabbani olan müminler haline gelmek zorundayız. Hayatımızla, düşüncelerimizle, tavrımızla, hareketlerimizle, söylemlerimizle, her şeyimizle Allah'a davet edeceğiz. Her şeyimizle Müslüman olmaya ve Müslüman kalmaya çalışacağız. Allah-u Teala bu cehennemden azat günleri olan cennete giriş belgesinin tabiri caizse müminlerin eline ve kalbine tutuşurdu. Bu mübarek günlerde sevgili kardeşlerimiz, Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak etsin. Allah-u Teala cennetin beratını Allah'tan alanlardan eylesin. Cemaat liderlerinden, hoca efendilerden değil. Bizim beratımızı Allah-u Teala verir. Hoca efendiler, cemaat liderleri falan değil. Bizim cennete giriş belgemiz Rabbimiz tarafından bize verilir. Bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati ve onun şefaatine götürecek olan yollar lazımdır. Kardeşler, cennetin vaadi yoktur. Allah'ın vaadi vardır. Rabbimiz doğru olduğumuz müddetçe bize yardım edeceğini söylemiştir. Biz isterseniz 3 kişi olalım, isterseniz 3 milyon olalım, isterseniz 3 milyar olalım.
Biz hepimiz kardeşçe davranmak zorundayız. Bu mübarek Ramazan gününde bunları anlatmak istedim. Biz cami cemaatiyiz. Biz Nakşibendi olabiliriz meşrep olarak. Kadiri olabiliriz, Rufai olabiliriz. Efendime söyleyeyim Kübreviye olabiliriz. Herhangi bir anlayışa, herhangi bir şekilde bir meşrep sahibi olabiliriz. Kimi var kitap okur, kimi var yıldızları seyreder, kimi var bir hocanın önünde oturur, ders okur. Kimi var gözünü yumar, kalbine gömülür, kalbiyle Allah'a açılan kapıya ulaşmaya çalışır. Bunların hepsi Kur'an'da vardır. Allah-u Teala gökyüzüne başımızı çevirmemizi söylüyor. Yeri ve göğü incelememizi söylüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah hakkında düşünmeyiniz. Allah'ın yaratıkları üzerinde düşünün diyor. Kainatı, etrafınızı, çiçekleri, böcekleri inceleyen var. Çiçeklerle böcekler bana bir şey vermez. Ben Rabbime yönelirim ve kalbimle Rabbime ulaşırım, yaklaşırım diyen var. Bunların hepsi birer meşreptir. Öyle olan insan da var. Çiçeğin ve böceğin hidayet verdiği de var. Allah'ın hidayet verdiği de var. Bir hocanın yanında oturup okunulan bilgi var. Bir de gözünüzü yumup kalbinize gömülerek, kalbinize Cenab-ı Allah'ın ilham ettiği bilgilere kavuşan insanlar da var. Meşreplerimiz değişik olabilir. Tarzlarımız, usullerimiz, karakterlerimiz, yapılarımız, huylarımız değişik olabilir. Ama hepimiz kimci ne, neci olursa olsun, şucu ve cebucu olan herkes diyecek ki ben cami cemaatiyim. Ben mahallemdeki caminin cemaatiyim. Ben hiç kimsenin kölesi, hiç kimsenin hizmetkarı veya uşağı değilim. Ben Allah'ın kuluyum. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da kölesiyim, bendesiyim diyecektir. Bu anlayış, hanginiz hangi okulda okuyor olursanız olun, bizim için en büyük hedef, gaye kardeşliktir. Eğer biz kardeş olursak, aramızdaki farklılıkları asla düşmanlık değil, sevgili kardeşlerimiz, bir renklilik olarak görürsek, meşrep ve mizaç farklılıklarını İslam'ın bir zenginliği olarak görürsek ve herkes bir diğerini bid'at ve hurafelerden uzak kalmak şartıyla kabul ederse bizler peygamberimizi razı etmiş oluruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizden memnun olmuş olur. Ama biz bazı insanların rızalarını, bazı insanların vaatlerini, bazı insanların isteklerini Allah'ın ve Resulünün isteklerinden daha önde tutarsak kaybolup gideriz. Bizim için cemaatimizin menfaati mi yoksa İslam'ın menfaati mi diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir soruyu oturup tartışma hakkımız daha yoktur. Allah'ın dininin menfaati bütün menfaatlerin üstündedir. İslam her şeyden daha öncelikli olmalıdır. Cami ve mescit ve bütün bir ümmet, biz bir grup değiliz, biz bir cemaat değiliz diyecek herkes. Ben burada şu hizmeti görüyor olabilirim. Ben şurada şu eğitimi alıyor olabilirim. Ben falanca yerde şu tebliğ ve irşadı yapıyor olabilirim. Ama ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen herkes benim kardeşimdir. Benim cemaatimdekiler benim kardeşimdir. Benim grubumdakiler benim kardeşimdir diye bir şey yok. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o bendendir. Allah'ın Resulü'nün o bendendir dediği kişiye senin farklı bir gözle bakman mümkün mü? Özellikle sohbetin başına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Süraka ve Sasani Devleti'nden bahsettim. O dönemin süper devletinin nasıl Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tek cümlesiyle, bir tek bedduasıyla ve ondan sonraki müminlerin de düzgün ve dosdoğru davranışları sonunda nasıl o koskoca Sasani devleti un ufak olup gittiyse, o Roma krallığı nasıl dağılıp gittiyse, o İskenderiye'nin nasıl Müslümanların atlarının nalları altında ezildiyse, Cenab-ı Allah ta Hazreti Ömer zamanında bile, ta Mısır'dan, bütün Afrika'dan tutun, hatta Avrupa'ya kadar İslam'ı yaydıysa, Cenab-ı Allah İslam devletini bugünkü en geniş sınırına bile daha Hazreti Ömer'in zamanında kavuşturduysa sevgili kardeşlerimiz, bunun kaynağı hepimizde mevcut. İnanın, Müslümanları üstün kılan, Müslümanları galip kılan şey Kur'an'dı. Hiç kimsenin bilek gücü veya cesareti değildi.
Hiç kimsenin silah gücü değildi. Hiç kimsenin oku ve mızrağı değildi. Allah'ın yardımıydı. İn tansurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamekum. İn tansurullaha yansurkum fe la galibe lekum. Bu ayetler Allahu Teala'nın bu müjdeleri. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve siz Allah'a yardım ederseniz Allah ayak bastığınız yerleri size ait kılar. Siz Allah'a yardım ederseniz fela galibe lekum. İn tansurullaha fela galibe lekum. Siz Allah'a yardım ederseniz size galip gelecek ve sizi yenecek hiç kimse yoktur. Cenab-ı Allah onun vaadine iman etmeyi bize nasip etsin. Onun vaadini, Rabbimizin sözlerini her şeyden daha üstün ve üste tutmayı nasip etsin inşallah. Cenab-ı Allah her türlü sapkınlıktan, her türlü bid'at ve hurafeden bizleri muhafaza etsin. Allahu Teala Müslüman olmayı, Müslüman kalmayı bize nasip etsin. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Oruçlarınız, ibadetleriniz makbul olsun. Rabbim salih insanların yolundan ayırmasın. Allahu Teala hepimizi bu mübarek günlerde cehennemden azat etsin. Allahu Teala geçmiş günahlarımızı affetsin. Rabbim bizi temizleyeceğini vaat ediyor. Bu mübarek günlerde tövbe eden, istiğfar eden insanı affedeceğini söylüyor. Rabbim hepimizin ölmüşlerine mağfiret etsin. Rabbim hepimizin hastalarına şifa versin bu mübarek günlerin hürmetine. Bu mübarek gecelerin hürmetine sevgili kardeşim Rabbim kimin borcu varsa, kimin sıkıntısı varsa borcundan kurtulmayı nasip etsin. Sıkıntılarını atlatmayı nasip etsin. Rabbim hepimize hayırlı çıkış kapıları açsın inşallah. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.